işte adını söyleyemediğimiz, hepimizin zorlandığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi miydi, neydi? Neyse, doğru. Başkanlık doğru sistemi. Söyledim. Doğru söyledin değil mi? Ben ona başkanlık sistemi diyorum kafadan. Çünkü başkanlık Türk sistemi. Ya. Türk tipi başkanlık sistemi. AKP tipi, Türk tipi de değil. AKP tipi başkanlık sistemi diyelim. O zaman en fazla konuştuğumuz konu buydu. Mesela Mehmet Uçum benim programıma çıkıp demişti ki, olur mu? Bakın göreceksiniz, biz herkesten daha nedir adı, yargının üstünlüğünün olduğu bir sistem yaratacağız. Ve hiçbir zaman olmadığı kadar yargı yani yargı asla vesayet altında olmayacak. Eski dönemi kastediyor. Yani bürokrasinin vesayeti olmayacak, 28 Şubat dönemleri olmayacak, askeri vesayet olmayacak, olmayacak, olmayacak. Göreceksiniz ne kadar bağımsız olacağız. Şimdi mesela birisi uyarmış, demiş ki son dönemde Trump değil mi gitti bağırdı çağırdı, bana şöyle komplo kuruldu, bu oyları tanımıyor. Kendi atadığı yargıçlar bile dediler ki hayır arkadaş, bir yere kadar sen haksızsın ve böyle manipüle edemezsin biz dediler ve kestiler. Şimdi dolayısıyla mesela seyircilerimiz soruyor, ne düşünüyorsunuz diye, öyle kapatalım. Yani mesela diyelim ki seçimleri iptal etme hakkı olabilecek Amerika'da, mi Anayasa Mahkemesi'nin? Seçimleri yaptırmıyorum dedi Cumhurbaşkanı, ya da erteleyelim dedi, ya da sonucunu tanımıyorum dedi örneğin. Böyle bir durumda ne olur? Anayasa Mahkemesi üyeleri, yani Anayasa Mahkemesi'nin öyle bir kritik rolü de olur mu diye merak ediyorlar. Valla bunu hukukçulara Hüseyin sormak Bey lazım. Direkt dedi ki YSK. Çünkü Anayasa Mahkemesi yok dedi. Çünkü yani seçim sonuçları neticede işte şeyi gördük. Yani mühürsüz zarflar konusunda şey sürerken, oylama sürerken YSK'nın kuralları değiştirdiğini ve bunun da hiçbir şekilde temiz edilemediğini gördük. Yani Anayasa Mahkemesi'nin burada bir dahli olacağı, olabileceği kanaatinde değilim ama onu en iyi hukukçular değerlendirir elbette ki. Onların alanına girmek doğru olmaz kanaatimce. Peki toparlayacak olsak yalnız var mı? Şudur tabii, yani Türkiye'de bugün yaşanan 18 yılın sonundayız. Bir iktidar 18 yıl kaldığı zaman, hele de güçlü bir iktidar ve güçlü bir kişilik varsa, hem bir güç yoğunlaşması ortaya çıkıyor. Bizim gibi sorunlu demokrasilerde demokrasi olma vasfını yitiriyor rejim. Şimdi bu Trump örneğini verdin sen. Trump 4 yıldır iktidarda. Dolayısıyla orada kurumlar daha direngen, daha zinde. Ama Trump'ın 4 yıl içinde bile Amerika'daki kurumsal işleyişe çok ciddi zararlar verdiğini, yargıyı polarize ettiğini, yargıda muhafazakar ve demokrat hakimler olmak üzere ikilik çıkardığını, yarattığını ve artık medyaya da dilinin yerleştiğini, yani muhafazakar yargı mensupları diye bir ifade kullanılıyor artık Amerikan medyasında. Bu tabii Amerikan demokrasisinde kurumlarının Trump gibi sağ popülist bir liderin, yasa, hukuk, kural tanımaz bir liderin sultası altında çok güvendikleri o kurumların içlerinin boşalması ve işlerliklerini yitirmelerinin sadece bir zaman meselesi olduğunu bize gösterdi. Çok çok tehlikeli bir durum. Aslında popülist, ister İslamcı, ister sağcı ya da solcu olsun fark etmiyor. Bu tür popülist, otoriter liderlerin altında demokrasinin kurumları fazla dayanmıyor ve bir de halk desteği olunca, bunu onaylayan bir kitle olunca, milli iradeyi de arkasına aldığını iddia ederek demokrasinin kurumlarını çökertebiliyorlar. Son. Ben Şopan Ağrı'nın bir sözünü çok seviyorum. Bu örnek üzerinden gideyim. Demir biliyorsunuz çok çabuk paslanır. Şopan Ağrı diyor ki en büyük uygarlıklar vahşete demirin pasa yakınlığı kadar yakındır. Hani hemen paslanır. Demokrasi de öyle. Savunmazsanız, eğer siz savunmazsanız hemen bir şekilde 4 yılda Amerika gibi bir yerde Trump'ın hakikaten aşındırdığını gördük bunu. Aynı durum, ben bir sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum. Ve bu sınavdan Türkiye'deki elitler, tırnak içinde kullanım, bunu hukuk dahil olmak üzere, bunlar geçemediler. Basında dahil olmak üzere bunlar geçemediler. Eğer bu sınavdan geçebilecek isek önümüzdeki seçimin sayesinde halkla biz geçebileceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Bu tek adam rejiminden,
kim olduğundan bağımsız tek adam rejiminden kurtuluşumuzun ancak elitlerle geçemediğimize göre halkla, halkın vereceği kararla geçme şansımız var. Uzlaşmış elitlere karşı halk, bu biraz popülizme kayan bir şey. Popülizm açısından söylemedim. Yani bir seçimle bu ancak olabilecek çünkü geçemedik. Yani Barış, var mı ekleyeceğim bir şey? Ya ben bir bu kadar söyledik, tek söylemediğim şey içimde ukde kalmasın. Bizim kitapta da aslında bir mektuplarını yayınladık. Bugün kesinlikle iktidarın söylediğini yapan, iktidarın dediğini yapan hakim ve savcıları sürekli bu programlarda tartışıyor olsak da halen yargı mekanizmasının içerisinde sicil numarası eski yıllara dayanan veyahut da halen adalete inanan, hukuka inanan hakim ve savcıların var olduğunu, adliyenin yüksek katlarında bulunmasalar da, oralardan gönderilmiş olsalar da, böyle sürekli terfi edemeseler de halen adalet mekanizmasının içerisinde bulunduğunu ve onların da bu gidişattan rahatsız olduğunu birebir canlı şahidiyim. Ben inanıyorum ki Türkiye bir gün hukuk devleti olmaya karar verdiğinde onlara çok ihtiyacımız olacak. Evet, çok çok teşekkür ederiz Hüseyin Ersöz, Barış Terkoğlu. Öncesinde Fikret İlkiz'i ağırladık bu konuda. Görüşlerini aldık. Bu konuyu özellikle seçtik. Başında da söyledim. Baktık herkes neler konuşuyorlar. Mesela Yunanistan'ın hava kuvvetleri, acaba Arjantin'in Falkland'daki başarısızlığı gibi bir başarısızlıkla sonuçlanabilir mi diye dün ana kanallardan birinde Falkland Savaşı'nda Arjantin'in yenilgisiyle muhtemel Türkiye Atina arasındaki bir gerginliğin nereye varabileceğini karşılaştıran bir program vardı. Şaka gibi, ortada olmayan bir konu. Ya da bir başka programda bambaşka bir şey konuşuluyor. O yüzdendir ki bu programda bunu konuşmak istedik. Çünkü sonuçta mesele kişiler değil, mesele sistem meselesi. Ve bunun konuşulmaması demek aslında hiçbirimizin hukuk hakkının, en temel hakkımızın konuşulmuyor olması demekti. Ve geleceğimizin tabii ki. Dolayısıyla özellikle mercek altına almak istedik diyelim. Bu akşamlık bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.